Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 21 Ağustos Cuma, Bursa Yarış Programı için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Öncelikle herkesin mübarek cuması hayırlı olsun. Hayırlı cumalar dileğimizi sunalım. Ondan sonra yavaş yavaş da olsa programımıza geçiş yapalım arkadaşlar. Bugün güzel iki tane yerde yarış var. Bursa'da 10 koşulu bir program. Akşam İstanbul'da da 9 koşulu bir program var. İstanbul'da gerçekten bir grup 1 ve bir tane de grup 2 olmak üzere birbirinden güzel, zevkli yarışlar var. Yani sizleri gerçekten böyle bir şölen havasında olacak olan bir koşulara inanın, en azından bir oyun olarak veya iç oyun olarak da olmasa da bir seyir açısından da izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü güzel yarışlar olacak. Tabii akşam yarışları, İstanbul yarışları benim akşam olduğu için sadece üyelere özel, ama gerçekten ben bugün İstanbul programından çok çok umutluyum. Yani büyük ihtimalle kaçırmamamız gereken bir oyun diye söyleyeyim. Ama Bursa kötü mü diyorum? Hayır, Bursa da çok iyi. Bursa bugün biraz daha cazip gibi geldi. Birinci altılıda fazla bir şey görmedim ama ikinci altılıda biraz daha cazip olacak gibi hissi var. Yani ters atlar da gelebilir her an. Artık gördüğünüz işte Ankara yarışları devretti. Yani Ankara bana işte bunu yazmadın, şunu yazmadın diye konuşan arkadaşlar da hiç kimse yazmamış ki. Bakın. Devretti altılı, yani arkadaşlar devretti yani. Bunun anlamı ne? Hiç kimse bilen yok yani. Onu da demek istiyorum. Ama cumartesi günü Ankara yarışları gerçekten ikramiye olarak tevziye tabi bayağı üst seviyelere çıkacak. Onu da belirteyim. Bu herhalde büyük ihtimalle ikinci altılı devrettiği için Ankara eğer iki altılı olursa herhalde ikinci altılıya devredecek bu. Onu da belirteyim. Çünkü eğer ben daha programa bakmadım ama büyük ihtimalle o şekilde olması lazım. Arkadaşlar dediğim gibi akşamki İstanbul programı sadece üyelere özel. Sizler de üyelik yapmanız için katıl butonuna tıklayarak en azından size uygun bir meblağ diyeyim artık, o şekilde diyeyim. En azından kanalda katkıda bulmuş olsunuz. En azından video izlemiş olsun. Yani çok yüksek bir para da talep etmiyorum. En azından şuradaki bir verilen bir emek var. Tamam, her zaman tutacak diye bir kaydı yok ama en azından geçen İstanbul yarışında ben başarılı olduğumu düşünüyorum. En azından birinci altılı misli tutma şansınız vardı. Bilmiyorum, yakalayan arkadaşlar çıt yok çünkü. Ama akşamki İstanbul altılısında da en azından ben sondaki dördü tek atmanız halinde bu altılıyı tutmanız gerekir diye söyledim. Umarım o şekilde olur çünkü arkadaşlardan hiçbirisi çıkmadı. Ama kupon yattı mı hemen yorumlar gelmeye başlıyor çünkü. Eleştiriler çoğalıyor. Yani tuttuğu zaman çıt yok ama bir oyundan yattık mı da eleştiri bombasına tutuluyor. Sağlık olsun, ne diyeceğiz ki? Bu işin kuralı da bu herhalde. Yani neyse, bir şey demeyeceğim fazla. Arkadaşlar dediğim gibi katıl butonuna tıklayarak en azından üyelik gerçekleştirebilirsiniz. Ben hemen bugünkü Bursa yarışlarından başlamak istiyorum. Bursa'da bugün dediğim gibi 10 koşulu bir programımız var. Birinci koşudan itibaren birinci altılı gayanımız başlıyor. Şartlı 5. Dişilere ait ve aprantilere ait 4 ve yukarı Arapların 1800 metre kum yarışında gördüğünüz gibi 8 safkan mücadelesi bize bekliyor. Ama ben en azından bu grupta çok ön planda olan bir safkan var. Bir turbo hanedan orijinli 4 nolu varlıklı. Bu Ercan Çankaya. Gerçi bugün nerede ne favori verdiyse Ercan Çankaya çıkıyor. Arkadaşlar bu gördüğünüz gibi bu safkan şu anda son 6 yarışını gördüğünüz gibi, yani birincilik yok ama hep koştu yarışlar da grup yarışları genelde. Çok üst seviyede koştuğu yarışlar. Bu safkan kum, çim ayırtmayan bir safkan. Orijin değil. Zaten anne hanedanı da gördüm. Turbo'yu zaten defalarca İzmir'de yarışını seyretme imkanı buldum. Güzel bir orijini var. Ben bu yarışı normal şartlar altında kazanmasını bekliyorum. Ama tabii ki burası bir apprent yarışı. Eğer risk alıp bu 4 nolu safkanı tek atabilirsiniz. Ben bugün yani sadece benim için değil, bütün herkesin büyük ihtimalle banko olarak tuttuğu bir safkan olacak. 4 nolu varlıklı yarın olarak, yani koşuların başlama saatinde AGF'lerde yüksek olması lazım. Ama bu safkanın yanına tek atamıyorsanız o zaman işler karışır. Öncelikli olarak bir beyaz kuleyi önereceğim sizlere. Çünkü neden? Bu son yarışında ekürü koştum. Ben o gün ekürleri tek vermiştim. Ama 1 nolu beyaz kule o gün bayağı bir startta kaldı. Startta kalmasına rağmen geldi. Yine birincilik mücadelesine girdi. Maalesef ikincilikle getirmek zorunda kaldı. Bugün Enver Şimşek'le bence aynı hataya düşeceğini sanmıyorum. Bugün startta, çünkü bu at kolay kolay startta kalan bir safkan değil. Ama o gün demek ki bir Azizli'ye denk geldi. Ama bugün ben yine 1 nolu Beyaz Kule'nin en ciddi rakibi olur 4 nolu varlığını. Tabii ondan sonra 2 nolu Hüma Sultan. Bu safkan da bir sağanak temsilcisi. Yani geçen gün daha da iyi durumda. Son 7.liği kesinlikle ölçü almayalım. Bu safkan bu gruplarda her zaman iş yapacak özelliğe sahip.
iyi hazırlıkları var çünkü daha sonra 5 dolu Rengül. Rengül'ün totosunu aldanmayın. İnanın bu safkan durur durur vurur yani, öyle bir safkan. Yani Kayalar'ın bir diğer ekibi bu. Yani Kaya Kayalar da, gerçi Elif Kaya'nın bu oğlu muydu? Büyük ihtimalle oğluydu herhalde ya. Ahmet Kaya, Kaya Kaya. Vallahi bir sürü kaya var artık. Hangi kayalar karıştı. Neyse arkadaşlar, bu Rengül'e de dikkat. Ve son hatta altın oğlu Calibetay. Bu safkan da her geçen gün iyi duruma geliyor. Bugün Kurtalya ekibisinden alınan bu safkan da yani güzel formuyla bugün de sürpriz adaylarından birisi olur. 4 nolu safkan bende alternatif de olsa banko, ama at yazmak isterseniz 1, 2, 5 ve 6 nolu safkanları tercih edebilirsiniz. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde burada baktığımız zaman bir maiden 3 yaşlı Arapların 1300 metre kum yarışında gördüğünüz gibi 11 safkan mücadelesi bizi bekliyor. Ama ben burada artık Erzincan'ın şu göstermiş olduğu performansıyla ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum ve sizlere banko olarak öneriyorum Nevzat Avcı ile. Yani performans olarak da iyi, derece olarak da iyi. Yani 1.5-2 saniye yakın bir fark var. Yani bu 2 saniye bir anda kapatacaklarını pek ben sanmıyorum. Tabii Erzincan kalkıp da farklı bir koşu yaparsa ona bir şey diyemem. Ondan sonra yorum bombasına tutulurum. O Allah'ın emri. Burada birkaç tane güzel at var. Yok değil. Ama şu an için 4 numara Erzincan'ı geçebilirler mi? Bence zor. Ama bence zor diyorum, ama tay yarışı her şey olabilir. Ama ben yine her şeye rağmen bu 4 numara Erzincan'ı tek olarak diyorum. Ve sizlere tek olarak da öneriyorum. Günün 3. koşusuna geldiğimizde bir şartlı 5, 3 yaşlı İngiliz'in 2000 metrelik çim koşusunda 6 safkan mücadelesi bizi bekliyor. Yani şu göstermiş olduğu performansına göre şu 2 nolu Çakır'ın kızı yani bu yarışı güle oynaya kazanması gerekiyor arkadaşlar. Yani bir Rock Master temsilcisi bu safkan Muhammed Mir Bilgin'le start alacak olup bir Özçalaklara ait bir safkan. Gerçekten performans olarak çok çok iyi durumda. Koştuğu gruplar gerçekten çok iyi. Yani kısrak koşusu koşuyor, grup koşusu koşuyor, her yerde mücadelesini sürdürüyor. En son güzel bir ikinciliği var. Bu mesafede de çok etkili yarışları var. Bence bu safkan bugün normal şartlar altında bu yarışı kazanır. Yani ben yine alternatif olarak sunacağım ama ben bugün kendim oyun oynarsam inanın tek bırakırım şansıma. Gelirse gelir, çünkü şu andaki performansı bu gruptan üstün. Yani ben o anlamda söylüyorum. Ama bu safkanın yanına at yazmak isterseniz de ikinci yarışında güzel bir yarış koşup kazanan bu 4 nolu Murat Long, bir Scarface temsilcisi Tolga Yıldız'a bence 2 nolu safkanın en ciddi rakibi. Bir de bu safkanların yanına son yarışında güzel kazanan, hatta son 4 yarışının 3'ünü kazanan bir Great Pilot var. 3 nolu Great Pilot. Bir Ali Karnasus temsilcisi bu safkanda, Mert Çançelik'ten ilave edebilirsin. Ama dediğim gibi 2 nolu safkan bende çok ön planda. Yani tek adayım. Ama rakip isterseniz de dediğim gibi 4 ve 3 nolu safkanları değerlendirebilirsiniz. Günün 4. koşusu 7'li plase ayağımız, 3'lü gayan ayağımız. Şartlı 4, 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 5 safkan mücadelesi bizi bekliyor. Burada baktığımız zaman en azından 2 safkan arasında geçecek bir izlenim var. Ben de bu iki safkanı yazıp geçeceğim. Bunlar 2 nolu Yiğitcan. Bir hakim temsilcisi Kadir Tokaçoğlu'la en azından koşmuş olduğu ikinci yarışında kazanıp meydana çıkan bir safkan. Ve son hafta 1 nolu Tivat'tı. Biraz sıkıntılı bir safkan bu. Çünkü neden diyeceksiniz? Yarış içerisinde jockey'in teşviklerine biraz karşılık veriyor. Yani biraz asi bir safkan. Yani sertlik yapabiliyor. Ama kendini yarışa vereyim dersem uzak geçer. Bir de öyle özelliği var. Ama dediğim gibi bu safkanın bir sıkıntısı var. Yani yarışa bir türlü adapte olamıyor. Kendi havasında istiyor. Jockey hadi dediği yerde olmaz diyor. Ben canım isterse gelirim havasında bir safkan. O yüzden güven vermiyor bende. Tabii Gündüzeli'nin kendi itinayla hazırladıkları bir safkan. Murat Gündüzeli ile bence 2 nolu Yiğitcem'in en ciddi ve tek rakibi olur. 2 ve 1 nolu safkanlar benim bu koşu için önerdiğim safkanlar. Günün 5. koşusuna geldiğimizde Maiden 3 yaşlı Arapların 1300 metre kum yarışında aynı zamanda 2. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı bu ayak biraz zorlu bir ayakla başlıyoruz. Çünkü ilk altılı biraz hani kolay görüntüsü vardı. Tabii kolay görüntü deyip aldanmayın. Bazen böyle halepi gösterirler, işte başka arkasından başka şey gösterirler. Yani o havaya gelmezse, çünkü 2 tane 3 tane favorinin bir anda düşmesi o 1. altılı bile zirve yaptırır, haberiniz olsun. En azı garantiyi alıp ondan sonra eğer mümkünse misliye çevirebilirsiniz. Ama bu 5. koşu zor bir koşuyla başlıyor. 2. altılı gaynamız, onu da belirtmekte fayda var. Burada 8 ve 9 nolu safkanlarda ekürü. Ben ilk şansı 6 nolu Süpermen'e vereceğim. Bu safkan bir Kaysberg temsilcisi Onur Gökçeli'ye start alacak olan bu safkanda. Yani çim pistte koşmuş olduğu yarışta fena değildi. Ama son yarışında biraz hayal kırıklığı uğrattı. Ama kum pistteki işleri iyi. Hani kötü değil. Bence bugünün en şanslı ismi 6 nolu Süpermen olur.
Daha sonra ikinci oğlu Çığ Rüzgarı, bir Kasberk'in diğer temsilcisi Tolga Yıldız'la start alacak olan bu safkanda yine kum pistte ilk yarışı olacak. Ama performans olarak iyi, hazırlık olarak da iyi kuponlara yazacağız. Daha sonra 10 oğlu Sercan Kızı, bir Kadir'in temsilcisi Durmuş Malatya'da start alacak olan bu safkanda bir evvelki yarışında kum pistte üçüncülüğü olan bir safka. Bugün de şanslı isimler arasında adını yazacak, yani son sıfırı kesinlikle ölçü almayın. Biraz safkan çim pisti yadırgalı veya daha sonra farklı koşabilir. Çünkü bu safkan normalde kum çim gitmesi gerekir ama çimde adım atmadan ne gitmesi. Ama bu 10 nolu Sercan Kısım'ın kuponlara yazacağız. Daha sonra 4 nolu Eşref Oğlu Bey'i. Bu safkan İstanbul'dan getirdiler. Güzel hazırlıklarla bu yarışa katıldı. Kadir Tokaçoğlu'da koşacak olan bu safkan hazırlık olarak çok çok iyi durumda. Yani bakmayın şu Toto 9-0 çekmiş, kesinlikle ölçü almayın. 0 kilometre sanki yarışa başlayacak gibi bir havası var. O yüzden 4 nolu Eşref Oğlu Bey'ini kuponlara yazacağız. Ve bu kadar at yazdıktan sonra 1 nolu Baba İrfan'da Onur Öztürk'le yazıp bayağı bu şekilde geçelim. 6-2-10 4 ve 1 nolu safkanlar benim bu 5. koşu için önerdiğim safkanlar. Günün 6. koşusuna geldiğimizde şartlı 2-4 ve yukarı Arapların 2100 metre kum yarışına geldiğimizde gördüğünüz gibi 14 safkan mücadelesi bizi bekliyor. Tabi burada ben önceliği, artık bir yaşlı kurtluğumuz var burada. Her geçen gün artık sinyaller vermeye başladı. Ben yavaş yavaş geliyorum havasında. Mahmut Turan'la start alacak olan 5 nolu Hasan abiyi yazacağız artık. Abimiz, büyüğümüz diyeceğiz. Bir Şantay temsilcisi olan bu safkanı kuponlara yazacağız. Çünkü hazırlıkları oldukça iyi. Yani bu safkan artık bir güzel bir istikrar da yakaladı. Bugün uygun grupta sevdiğim mesafede koşuyor. Bu mesafelerde iyi dereceleri var. Bence 5 nolu Hasan abiye ilk çarpıyı atalım. Daha sonra 1 nolu Zülfikar Yeli, bir sarrafta yani çok iyi bir orijine sahip bu ayın. Biliyorsunuz şu anneden İldemler deyip grup yarışları koşan bir isim. Bugün Çetin Taş'la start alacak olan bu safkan bir Gündüzeli'nin ekibisi. Yani Gündüzeli de gitmiş 8'e binmiş. Artık ne işse başka bir oyun mu yapıyor? Hani bugünlerde Gündüzeli de gerçekten pek güven vermiyor. Çünkü Ali Cengiz oyunları yapmaya başladı. Yani eskiden bu şekilde değil ama bugünlerde artık böyle olmaya başladı. Demek ki aklım buraya yatıyor. Ama 1 nolu Zülfikar 20 kuponlara yazacağız. Bu safkan kötü bir safkan değil. Bugün iyi koşmasını bekliyorum. Daha sonra yine 8 nolu Yürsev'i yazacağız. Murat Gündüzeli ile artık ama performansı fena değil bu safkanın bu grup için. Kuponlara yazalım. Ve son olarak da 12 nolu Altun Saray. Bir şövalye temsilcisi Ercan Çankaya'yı start alacak olan bu safkanın son sıfırı hiç ölçü almayın. Ondan evvel güzel bir performansı vardı. Kuponlara yazalım. 5-1-8-12 öncelikli olarak kuponlara yazalım. Burası biraz sakıncalı ayak, sancılı ayak daha doğrusu. Buraya at yazmak isterseniz de 10 nolu Uçan Şimşek. Onur Öztürk'le en azından iyi bir performansı var. Daha sonra 6 nolu Tuğ Tekin, bir daha temsilcisi bu safkan Mahir Şahin'le en azından safkandan yavaş yavaş ilerlemeler gözüken bir safkan performansını her geçen gün biraz daha yukarılara taşımaya başladı. Bu da bir dikencik ekürüsünden bu kuponları yazacağız. Ve son olarak da 2 nolu Akustik. Tolga Yıldız'dan da bu safkanı iyi hazırlıklarla kuponlara yazıp bayağı bu şekilde geçebiliriz. Ama dediğim gibi 5-1-8-12 öncelik, daha sonra 10-6 ve 2 nolu safkanlar. Günün 7. koşusuna geldiğimizde handikap 16-4 ve yukarı İngiliz'in 2100 metre kum yarışında 10 safkan mücadelesi bizi bekliyor. Ben önceliği 8 nolu Atakan abiye vereceğim. Bir Faysan temsilcisi Muhammed Mir Bilgin'le start alacak olan bu safkanın son 7.lik kesinlikle ölçü almıyor. O gün çok çok direkt tutulan bir safkandı. Ama ne gitmese o gün biraz gerilerde kaldı. Ama bugün bomboş kilosuyla bence yine iyi hazırlıklarıyla ilk şansı bu safkana vereceğim. Ben bu Atakan abi hemen bir yarıştan geri plana atmak istemiyorum. Bugün bu safkana bir ilk şansı yine vereceğim. Daha sonra 3 dolu Faithful Wolf. Bir Speedy Folk gibi iyi bir orijine sahip. İbrahim Halil Ketmen'le start alacak olan bu safkanın son yarışını kazanan bir isim. Kuponlara yazacağız. Daha sonra 2 nolu Taş Kesen. Ercan Çankaya ile start alacak olan bu safkanda son iki yarışını gerçekten çok iyi kazanan bir isim. Bugün biraz kilosu sanki artmış gibi ama en azından bir aparent indiriminden de faydalanıyor. Kuponlara yazacağız bu güzel formülüyle. Daha sonra 1 nolu Victor Wallace. Bir Wind River Wind temsilcisi, biraz ağır kilo olsa da Çetin Taş'tan iyi kalitesiyle bence yine söz sahibi olur. Ve son olarak da 6 nolu The Black Stallion. Bir banknot temsilcisi Nurettin Şen'le start alacak olan bu safkanın son yarışını kazanan bir isim. Çimde kazandı ama bu safkanın kum pisti de başarıları var. O yüzden göz ardı etmeyelim arkadaşlar. 8, 3, 2, 1 ve 6 nolu safkanlar benim bu koşu için önerdiğim safkanlar. Günün 8. koşusuna geldiğimizde kısa vade 7, 4 ve yukarı İngilizlerin 1500 metrelik çim koşusunda, yani bir İznik koşusu adı üstünde koşulacak olan
bu altı safkan arasında gerçekten kıyasıya bir mücadele olacak. Yani ben büyük ihtimalle %85 diyeyim artık, çok büyük yaralara çekmeyeyim. Bu yarış fotoğrafı bitecek yani, bir şekilde kafa burun bitecek bir izlenim var. Ama ben burada geçen yarışında 1400 metre koşup yani şu Tomil ise burundan geçildi ama gerçekten çok iyi koştu. Jettaylarla beraber koştu hatta. Bugün ben bu safkanın yani 4 nolu After Four'a vurup ben yine aynı hataya düşeceğini sanmıyorum. Bugün Tolga Yıldız'dan daha iyi koşacağını düşünüyorum ve bu gruptan da biraz da olsa ön planda daha iyi kalitesine güvendiğim için 4 nolu After Four'u sizlere tek olarak öneriyorum. Yani acı bir sprintiyle zaten yarış yine hızlı gidecek. O yüzden ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. O yüzden Banco tutuyorum 4 nolu After Four'u. Günün 9. koşusu Maiden 3 yaşlı Arapların 1300 metre kum yarışının bölünen son ayağına geldiğimizde burada baktığımız zaman 3 ve 11 nolu safkanın ekürü, 6 ve 7 nolu safkanlar da ayrı bir ekürü. Benim burada önereceğim safkan 5 nolu son mahsul olacak. Bu safkan Mehmet Kayalar'ın zaten ayrı atlarından birisi. Bugün bence iyi performansıyla, çünkü kum pistte 2 tane üçüncülük elde ettikten sonra bir de çim pistte deneme yaptılar ama çim pistte başarılı olamayınca hemen geri dönüş yaptılar. Tekrar kuma bence en iyisini yaptılar. Bugün 5 nolu mahsul bence en şanslı isim olur. Tabii rakipleri var. Öncelikle bir 4 nolu Kızılçığ. Bir Sancaktepe temsilcisi Mahmut Turan'la start alacak olan bu safkanda en azından bugün güzel formüyle iyi hazırlıklar ve yine en ciddi rakip olur. Daha sonra 9 nolu Çeke Çeke. Bir Kazber temsilcisi Onur Gökçe'yle start alacak olan bu safkan Çin pistte tek yarış koştu, zaten tek yarışı var, o da ikincilik elde etti. Yani güzel bir başlangıç yaptı. Bugün de şansını kumluk pistte deneyecek. Zaten bu Kazber'in bütün tayları kum, çim, beton, mıcır, deniz hiç fark etmez, her yerde koşuyorlar. O yüzden iyi hazırlıklar, 9 onu çeke çeke yazacağız. Ve son olarak da bu kadar at yazdıysak bir de dikencik ekürleri var 2 tane. 3 nolu Bursa Efes'in de yazıp Yüksel'le en azından çünkü bir 5.lik elde etmiş. Ekürüsü de tek yarışında 6.lik elde etmiş. Bence artan nefesi ve iyi hazırlıklarla sürpriz yapabilecek kıvama olan bir isimler. 5-4-9-3 benim bu koşu için önerdiğim safkanlar ve geçiyoruz son koşuya. Burada da handikap 15-4 ve yukarı Arapların 1300 metrelik çim koşusunda biraz kalabalık mı? Bayağı kalabalık. 17 safkan var. Burada 7 ve 16 nolu safkanlar ekili. Benim burada önereceğim safkanlar sırasıyla şunlar. Ben sırada takibimde olan her seferinde veriyorum ama iki kez üst üste ikincilik elde eden 13 nolu Kainat'ın bomboş sikletiyle bence bugün Mahmut Turan'la ilk şansı bu safkana vereceğiz. Artık bugün herhalde ikinciliği aşıp bir birinciliğe göz kırpabilir. Daha sonra 2 nolu Kuzen. Kalite bir isim. Her geçen gün kendini daha da ileri getiriyor ama son yarışta bir ileri yapmadı. Biraz geri yaptı 7.lik yaparak ama bu sizi aldatmasın. Muhammed Bir Bilgin'le bence bugün çok farklı bir yarış sergilemesini bekliyorum. Atın genel durumu oldukça iyi çünkü. Daha sonra 3 nolu Yarisa. Ali Altın'la iyi bir uyum halinde olan bu safkanda son 2 yarışındaki güzel performansıyla bence yine buranın iddialı ismi olur. Ve son olarak da 6 nolu Kara Şövalye. Çetin Taş'la start alacak olan bu safkanın son 2 yarışında güzel 2 tane 3.lükten sonra bence buranın da iddialı isimleri arasında. 13, 2, 3 ve 6 nolu safkanları öncelikli olarak kuponlara yazalım. Eğer biraz daha genişletmek gerekirse son yarışını kazanan bomboş kilosuyla koşacak olan 12 nolu Nalayza Sercan Tırpan'la ve 2 yarış üst üste koşup kazanan ama bu sefer 63 kiloda olsa Nevzat Avcı ile koşacak olan çok formda olan 1 nolu Kaftan'da kuponlara ilave edebiliriz. Yani Araplarda 63-65 inanın kilo kaldırıyorlar ama ben tercihi sizlere bırakıyorum artık, o karar sizde olsun. 13, 2, 3, 6 öncelik. Daha sonra 12 ve 1 nolu safkanlar. Arkadaşlar benim bugünkü Bursa programlarım bu kadar. Dediğim gibi kanala üye olarak en azından katıl butonuna tıklayarak kanala hem katkıda bulunabilirsiniz hem akşam videolarını rahat rahat seyredebilirsiniz. Çünkü bunu bir farklı göz olarak bakmayalım arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlar diyor ki işte sen paraya mı geçiş yaptın? Ya şu anda bütün herkes artık yavaş yavaş bu sisteme geçiyor. Yani başladıkları paralar da inanın 40 lira 50 liradan başlayanlar var. Ben o kadar gözüm yok. Ben sadece daha evvel de videolarımda anlattım. Yani benim şu sadece şeyden korkuyorum. Benim bu vergi olayından yani şunları halletmeye çalıştım. Çünkü başlangıç yapmam lazım ama şu anda yeterli bir sayım yok. Çok çok düşük bir sayıdayım. Bilmiyorum yani ilerlemiyoruz da hep aynı seviyede kaldık. İnşallah daha güzel günler bizi bekler diye düşünüyorum. Artık bakalım şansımıza ne olacak. Yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar dileğimize. Hoşça kalın arkadaşlar.